iyice küçülüyor sonra. Bir de bunun yanı sıra teknolojiye bağlı olarak da beynin giderek daha küçüldüğü yolunda, yani genel olarak daha küçüldüğü yolunda da başka bir takım makaleler var. Burada merak ettiğim bir şey var. Bir, beyin niye büyüyor? En büyük olduğu zaman, en iyi çalıştığı zaman mı? Ve niye küçülmeye başlıyor? Buradan başladım. Teknoloji tarafına da sonra geçeriz. Bilim tarafından aslında iki cevabı var bu sorunun. Bir tanesi evrimsel cevabı. Yani uzun, yüz binlerce, milyonlarca yıl içinde olan bir hikaye. Bir de şimdi de gelişimsel kısmı var. Yani bizim yaşam süremiz boyunca. Şimdi biz yaklaşık 25'li yaşlara gelene kadar beynimiz böyle özellikle 10'lu yaşlarda çok hızlı olmak üzere büyüyor. Bu yeni hücre üretmesinden, yeni bağlantılar yapmasından ve işte yetkinliklerinin yavaş yavaş yerine gelmesinden kaynaklı doğal gelişim süreci. 60'lı yaşlardan itibaren de aslında rutin olarak beyin küçülüyor. Bu başlıca beynin... 60'dan sonra mı küçülüyor? Yaklaşık 60'lardan sonra başlıyor. Ama tabii yaşam tarzına, zihinsel aktivite düzeyine ya da işte insanın neler yaptığına çok bağlı bu küçülme miktarı. Mesela düzenli olarak egzersiz yapanlarda bu küçülme çok daha az. Egzersiz derken beyin tabii. Egzersizi mi, vücut hayır, egzersizi? Hayır, normal vücut egzersizi. Bedensel egzersiz yaptığınızda bu küçülme azalıyor, onu biliyoruz. Mesela işte depresifseniz bir şekilde hani... Çok böyle zorlu bir hayat yaşıyorsanız ve umudunuzu kaybetmişseniz yıllar boyunca işte bu depresyon tipi rahatsızlıklara sebep olduğu için onun doğal sonuçlarından biri beynin küçülmesi zaten. Aa, depresyon küçültüyor. Tabii, tabii, kesinlikle. Halbuki stres büyütüyor derler. Yok hayır. Depresyon özellikle hafızayla falan ilgili bölgeleri ve beynimizin kabuk kısmını mesela küçültücü özelliğe sahip uzun vadede. Bu yaşam süreci içinde olan bir şey. Normal döngüler içinde çok fazla işte mesela depresyon tanısı aldıysanız bu tabii ki patolojik bir sonuç. Ama onun dışında normal gelişim sürecinde böyle büyüme küçülme var. Şimdi doğal olarak milyonlarca seneden bu tarafa gelirken insan olma sürecinde neyin en çok değiştiğine baktığımızda en çok beyin büyümesinin arttığını görüyoruz. Son 1,5 milyon senedir böyle bir pik yapmış vaziyette. Ve bizi insan yapan en önemli özellikler, o yüzden diyoruz zihinsel özelliklerimiz, beynin ev sahipliği yaptığı şeyler. Ve bunlar niye bu kadar büyüyor? Yani bu beynin bu kadar büyük olmasının bedenine göre en büyük beyne biz sahibiz. Niye bu böyle? Çünkü doğuştan sıfır ekipman doğuyoruz ve şu anda da mesela bir insan vücudunu düşünün. Dünyanın herhangi bir yerinde hayatta kalabilecek bir ekipmana sahip değil insan. Yani vücudunun özellikleriyle, kas gücüyle, pençesiyle, dişiyle bir şey yapamıyor. Hayatta kalabilmesi zekasıyla dünyayı değiştirmesine bağlı olduğu için bizim seçilimsel yol bizi beyni büyük, vücudu biraz daha fukara bir canlıya dönüştürmüş. Şimdi bu süreç içerisinde bakarsanız son 10 bin seneye kadar, 300 bin yıldır insan burada, son 10 bin seneye kadar avcı toplayıcı olarak diğer canlılar gibi hayatta tamamen kaotik ve ne olacağı belli olmayan bir ortamda yaşamak zorunda, dünyada devamlı bir inovasyon yapmak zorunda ve sıfır teknolojiyle, bugün bildiğimiz anlamda hiçbir insani teknoloji olmadan hayatta kalmış, bir şekilde bunu becermiş. Şimdi 10 bin yıl önce falan, 15 bin yıl önce tarımı, hayvancılığı keşfettik. İşte 200-250 senedir makineler bizim yerimize bir şeyler yapıyor. Son 30 senedir de dijital teknoloji bizim zihinsel fonksiyonlarımızla yavaş yavaş elini alıyor. Şimdi bir bakıyorsunuz bu medenileşme sürecinde son 10 bin yıldır beynimiz yaklaşık %5 ila 7 oranında küçülmüş gibi gözüküyor. Yani ilkel insan bizden daha mı zekiydi? Şimdi işte bu zeka demek değil. Beynin aşırı büyüklüğü doğadaki zorlu koşullarda belki de birçok insanın hayatı boyunca kullanamayacağı birçok potansiyel yeteneği taşımasını zorunlu kılıyor. Ama siz korunaklı şehirlerde gıdanızı üreterek diğer insanlarla birlikte güvenli bir ortamda nesiller boyunca yaşadığınızda beyin metabolik olarak çok pahalı bir organ olduğu için yani çok yakıt tükettiği için yavaş yavaş o beyin kütlesinin o kadar aşırı gelişmesini zorlayan çevre faktörleri olmayınca gerileme başlıyor. Şimdi zeka problem çözme yeteneği demek olduğu için biz muhtemelen atalarımıza göre çok daha fazla problem çözüyoruz. Yani birçok açıdan daha zekiyiz ama doğada hayatta kalma zekası derseniz şu anda bu masadaki 3 kişi dahil olmak üzere yani ne kadar bilirsek bilelim bizi bir Neandertal gibi bir antik Homo sapiens gibi koyun tabiata muhtemelen hayatta kalmamız mümkün değil. Yaşamsal zekamız çok düştü, belki kayboldu ama medeni zekamız özellikle sosyal birliktelikler kurmak, işte politik bir şeyler yapmak, ne bileyim işte çalıştığımız işte başarılı olmak gibi alanlarda bizi yürüten zeka son derece gelişmiş durumda. Biyoloji de aslında gelişmişlik ya da gerilik değil de genellikle adaptiflikten yani uyumdan bahsetmek çok daha mantıklı. Biz mesela şu anda medeni sivil yaşama uyum göstermiş bir canlıyız ve
eğer olur da yarın bir gün Allah göstermesin bu medeniyet falan bir şekilde ortadan elimizden kalkarsa giderse, o zaman telafat çok büyük olacak gibi gözüküyor. Yani şu anki insanın doğada hayatta kalma becerileri hem bedenen hem zihnen bayağı kaybolmuş gibi görünüyor. O yüzden de belki dünyada şu aralar böyle tekrar doğa bilgisine, doğaya dönüşe böyle bir eğilim, belki bu eksiği kapatma yönünde de bir ihtiyaç oluşması da boşuna değil. Ama bu küçülme doğal ve bizim hayatta daha aptal olduğumuz ya da işte daha az sorun çözebildiğimiz anlamına gelmiyor. Sadece uyumsal olarak başka bir tarafa dönmüş durumdayız. Ama gerçek sorunları, yani doğanın doğa kaynaklı sorunları çözmekte çok iyi değiliz artık. Öyle gibi gözüküyor çünkü öyle bir sınanmamız yok uzunca bir zamandır. Oraya antrenman değiliz. Bir de evrimde bir şey var, yani uzun süre evrimsel seçilim baskısı diye bir şey olursa bir canlı o baskıya göre şekilleniyor ama biz çok uzun bir süredir doğayla neredeyse hiç temas etmeden yaşayabiliyoruz. Yani tamamen kendi kurduğumuz sistem içerisinde. Ama mesela bu dediğiniz şey bizim gibi toplum açısından özellikle birkaç yüzyıllık bir süreç. Tabii ki. Bu kadar hızlı bir evrimsel değişim olabiliyor mu? Şimdi birkaç yüzyıllık süreçte çok radikal değişiklikler var. Bunlara adapte olacak yeterli zaman geçmedi zaten. Geçmedi. Hani en azından bir 100-200 insan nesli gerekiyor ki insan gibi karmaşık bir organizma bir takım değişimler gösterebilsin. Bu benim bahsettiğim 10 bin senelik o radikal kopuşun bir sonucu. Ki 10 bin senede de böyle bir sonuç görebilmek aslında çok hızlı, çok hızlı evrimsel tarih açısından. Ama demek ki bu bize biyologlar olarak şunu düşündürüyor. Beyin gelişimi zaten bu kadar büyümesi bir anomali gibi duruyor. Yani normalde doğada pek beklemeyeceğimiz bir şey. Bir aşırı büyüme. Zaten herkes bunu tartışıyor. Bu beyin niye bu kadar 1,5 milyon senede bu hale geldi? Ne kadar da ne kadar çıkmış 1,5 milyon senede? Yani 300 santimetre küpten işte şimdi yaklaşık 1,500 santimetre küpe kadar. Oo, tabii. 5 katına çıkmış. Tabii. Bayağı büyük bir artış var. Ve insan beyni hakikaten anormal bir yapı yani. Tabiata baktığınızda işte vücudun %2'si ama enerjinin 1/4'ünü, 1/5'ünü yakıyor. Yani bayağı bayağı masraflı da bir organ. Biyoloji bir şeye bu kadar masraf ediyorsa bir sebebi vardır. Demek ki bize lazım. Lazım. Ama artık o kadar değil. Yani aslında baktığımızda bunu iki şekilde ayırmak lazım. Bir evrimleşme sürecinde, bir de yaşın getirdiği süreçte. Sinan çok haklı ama bir taraftan ben beyni biraz daha savunayım. Yani beyin çok akıllı bir organ. Ve neyi seçeceğini, nasıl davranması gerektiğini kendi karar verebilen bir organ. Biz bundan binlerce yıl önce İlkel toplumda yaşarken bizim ilkel beynimiz çok daha iyi çalışıyordu dediği gibi. Yani işte git avlan, onu yere saklan, ve yaşa pusuya şeklinde. Yat, geliyorsa kaç. Evet ama teknoloji geliştikçe ortama adapte olması gereken beyin farklı bölgelerini daha fazla geliştirdi. Ne bu işte ön beynimiz, bizim kaç beynimiz var? İlkel beyin, işte orta amigdala. Beyin ve iyi çalışan işte zekamızı frontal lob dediğimiz en gelişmiş beyin. Şimdi en gelişmiş beyin oluştuktan sonra artık şöyle bir sürece girildi. Bakın ilk döneme göre baktığınızda beyin %17 küçüldü gibi. Yani %17 demek siz 5 milyon sinir hücrenizi kaybettiniz demek. Epey bir oran. Niye kaybettik ki bunu? Bu aslında iki türlü kayıp. Bir beyin kendisini kaybetmek istedi. Çünkü çok fazla enerji sinir hücresi demek. Çok fazla enerji kaybı demek. Ben en çok kullanacaklarımı, bana en çok lazım olanları kullanayım. Diğerlerini at gitsin. Biz buna budama diyoruz. Yani bu doğumdan ölüme kadarki süreçte de bu var. Yaş itibariyle de baktığınızda aslında 30-35'li yaşlara kadar biz hakikaten beynimiz çok aktif büyüyor. 25 yaşına kadar hele maksimum büyüyor ve buduyor bir taraftan da. İşe yaramayanları atıyor ve yarayanları geliştiriyor. İşte o yüzden Sinan'ın dediği hani 60-65 yaşlarına kadar biz bunu çok iyi koruyabiliyoruz ve ondan sonra küçülüyor diyor ama bugün şunu biliyoruz biz. Nöroplastisite diye bir şey var. Yani sinir hücresi geliştirilebilir, sinir hücresi beslenebilir. Bilir. Demek ki siz bunu besleyerseniz, geliştirirseniz aslında o ölümü de azaltıyorsunuz. Bugün bir kötü olay var ki teknoloji beynimize ciddi zarar verdi ve küçülttü. Küçülttü hakikaten, doğru mu bu? Evet, küçülttü. Sadece beyni küçültmedi, zekamızı da küçülttü. Hani biz hep diyoruz ya, Sinan diyor işte tamam beynimiz küçüldü ama bu bizim zekamıza hiçbir zaman yansımadı. Yansıza zaten... İşte en büyük hayvan ne? Bir fil. Filin beynini düşünün. O zaman çok zeki bir hayvan olması gerekiyor. Veya yunus.
Aynen öyle. Ama bununla çok alakalı değil. Tamam, bizim beynimiz hakikaten çok tüketici bir organ. Yani vücuda baktığında %2. %2 nedir? Ne kadar küçük bir yapı gibi görünüyor, değil mi? Ama %25 oksijenini kullanıyor. %25 kanını kullanıyor senin vücudun. Bu kadar aktif çalışan bir organı biz öyle kötü kullandık ki. Bak, Norveç'te bir çalışma yapmışlar. 62 doğumlulardan 90 doğumlulara kadar insanları almışlar. Ve bunların süreç zarfında beyin büyüklüklerini değerlendirmişler ve IQ'larına bakmışlar. 1975 yılından sonra doğanların IQ'larının %3 daha düşük olduğunu Allah görmüşler. Allah Allah. Evet, yani insan geriye doğru gidiyor yani. Bu çok ciddi bir çalışma. Aa. Norveçlerin yaptı. Bunun anlamı şu. Teknoloji bize gerçekten bazı şeylerin kolaylaştırıcı etkisini sağlarken birçok şeyi de alıp götürüyor. Teknoloji bizim beynimize zarar veriyor. Hep Covid diye konuştuk, beyni küçülttü diye konuştuk. Teknoloji, cep teknoloji getirdiği hiç. Kolaylıkla mı zarar veriyor, yoksa bu elektromanyetik ortam nedeniyle mi? Teknolojiyi, bakın, her şeyin azı da çoğu da zarar deriz ya biz. Hı hı. İşte teknoloji tamam bize bazı kolaylıkları veriyor. İşte ev ödevimizi oradan yapıyoruz, yeni bilgileri oradan öğreniyoruz. Hakikaten işimizi kolaylaştırıyor. Ben arabaya bindiğimde artık hiçbir şeye bakmıyorum, navigasyonu açıp gidiyorum. Nerede en kolay yol, en kestirme yol diye bakıyorum. Ama öyle bir aşamadan sonra beynine o kadar ciddi etki yapıyor ki, birazdan konuşuruz o işte teknoloji hastalığı diye bir şey var artık beyin için. Yaptığı zararlar yararlardan çok daha fazla. Şimdi hocam peki şunu merak ediyorum. Dediğinize katılıyorum işte. Ben hala ilkokul arkadaşlarımın tamamının telefon numarasını hatırlıyorum. Ama buna mukabil bugün eşimin telefonunu düşünmeden söyleyemem yani. Şu muydu dedim. Çünkü niye burada var nasılsa ezberleme gerek yok diye. Peki bu bir yandan şöyle bir şey yapmıyor mu beyinde? Orayı ayıracağı kapasiteyi bambaşka bir şey koyuyor, doldurmuyor mu orayı? Şimdi sizin söylediğiniz şey, bakın, eski şeyi hatırlıyorsunuz. Yenilerde zorluk mu yaşıyorsunuz? Bunu mu ima ediyorsunuz? Evet. Yoksa algıda seçicilik var, eşiminkini mi özellikle unutuyorsunuz? Hayır, hayır, yani mesela bugün artık telefon numarası ezberlemeye ihtiyaç duymuyorum. Çünkü telefon sizin hayatınızı çok kolaylaştırdı. Çünkü her şey burada var diye. Aynen, her şey burada var. Ezberlemiyorum bile. Oraya otomatik kaydediyorum, geçip gidiyorum. Ama o eskiden öğrendiğiniz arkadaşınızın numarasını o zaman zaten öğrenmişsiniz. Peki şimdi şunu merak ediyorum. Şimdi bunu koymadığım için, bu numaraları koy. Şimdi beynimde belli miktarda kıvrım, belli miktarda nöron, belli miktarda işte 1,5 litre bir beynim var. Hadi benimki çok kıvrımlı ve çok kaliteli diyelim. Diyeyim hocam, ne olursunuz izin verin. Tabii ki. Bunları oraya koymadığın zaman bir kapasite demek o. Orada bir boşluk oluşup da ben oraya başka bir şey mi koyuyorum, yoksa beyin orada kendini imha mı ediyor? Gerek yok, burayı kullanmayayım diyor. Şimdi beynin hafıza anlamında çok farklı yerleri var. Görsel hafıza, işitsel hafıza, kısa süreli hafıza, uzun süreli bellek. Şu anda bugün denge merkezinin, yani ben dengesizlik yaşıyorum, yürürken bazen dengemi şaşıyorum dediğiniz o merkezin bile aslında hafızanın ana motoru olduğu tartışılıyor. Biz bugün hafıza problemi olan insanların en çok denge merkezini tedavi ediyoruz. Allah Allah. Çünkü orası bozulursa artık iş işten geçmiş, fren patlamış oluyor. Şimdi bakın siz... Denge merkezi kulakta mıdır, beyinde midir? Denge merkezi, beyincik dediğimiz şu arka bölgede. Yani beynin birçok bölgesinde hafızayı kompanse eden sistemler var. Yani sizin öyle kolay kolay hafızanızı kaybetmeniz çok mümkün değil. Belli bir oran gidecek ki ondan sonra. Siz bunu öğrenmiyorsunuz ya, yeni bir şey öğrenmiyorsunuz ya. Çok büyük ihtimalle beyin buduyor mu oraları? Sizin beyninizde o bölgeler başka şeylerle dolu. Doluyor yani. Yani bardak o kadar dolmuş ki bir tane daha alacak yer yok. Siz o beyni bir resetleyin, sonra bu cep telefonunuzu çöpe atın. Bir ay boyunca siz eşinizin telefonunu bir süre sonra nasıl ezberlediğinizi göreceksiniz. Ya da başka bir hikaye. Yani bu rahatlık beyni yarayan bir şey değil. Evet. Navigasyonunuzu... Asla kullanmıyorum. Ne kadar, ne şanslısınız. İşte bakın. Güvenmiyorum. Navigasyonu atın kenara. Yolları kendiniz keşfederek gidin. Ama İstanbul'da da bu mümkün değil ki büyük şehirlerde. Ben bir gün hiç unutmuyorum. Telefonumun pili bitti Sinan. Kayboldum. Ya kaybolmadım. Gideceğim yere 3 saatte gittim. Çünkü hani yol, kısa yolları gösteriyor ya.
3 saatte gittim. Ben yani, yelken navigasyonu daha hızlı gittiğim için hiç kullanmıyorum. İşte, yani bazı şeyleri... Şimdi trafik bilgisi için İstanbul'da şart. Evet. Ama yol bulma konusunda doğru. Yani hipokampusunuz küçülüyor. Aynen öyle. Eğer sen onu kullandıkça hafıza dediğimiz merkezleri... Evet, mesela geçen gün genç çocuklarla bir yere gidiyordum. Baktım ki hepsi telefonla oynuyor. Dedim ki çocuklar bir yola bakın da dedim. Nereye gittiğimizi öğrenin. Yarın öbür gün bu arabayı siz kullanınca yolunu öğrenin. Böyle yapalım. Diyor ki navigasyon var. Evet, bu kadar. Bakın dijital... Çünkü amaç oraya varmak, yolu seyretmek değil artık yani. Dijital beyin hastalığı diye bir şey var. Sadece cep telefonunuzu kullandığınız için hafızanızı etkilemiyor. O kadar ciddi etkileri var ki beyninizi strese sokuyor. Beynimizde bazı denge kimyasalları var. Bu denge kimyasalları ne? Sizi gerçek hayatta strese karşı, yaşadığınız ortama adaptasyona karşı koruyan kimyasallar. Mesela GABA dediğimiz bir madde var. GABA ne işe yarıyor? Sizi sakinleştiriyor. Sizi rahatlatıyor. Oysa bu cep telefonu gibi bu tip aletlerle, yani dijital aletlerle, sadece cep telefonu bu diye GABA düşünmeyin. Bu GABA beynin ürettiği bir şey mi? GABA beynin ürettiği bir şey. Şöyle, bizim beynimizde sinir sistemi böyle denge gibidir Fatih Bey. Bir tartı düşünün. Tartının bir tarafında sempatik sistem vardır. Yani adrenalin ve kortizolle çalışır. Ne bu? Hep heyecanlı, hep koşturan, hep stresli sistem. Diğer tarafında da parasempatik sistem vardır. GABA ile çalışır. Sakin, relax, etraftan gelen uyarılara anlamlı, düzgün cevaplar veren. Eğer GABA'nız eksikse... Karadenizlerde biraz GABA eksik. Ben de Karadenizliyim. Ben Karadenizliyim, o bende yok. Bu taraf eksikse, bu tarafın dengesi sizi hep gün boyunca stresli şey tutar, canlı tutar, böyle aksiyonlu tutar. İşte o GABA'yı ortadan yok eden dijital işler. Bilgisayarının karşısında bütün gün oturmak da aslında bir dijital çağın beyne yaptığı zarardır. Ya da annelerimiz işte oturuyor bütün gün. Ben şimdi bakıyorum, demans hastası, Alzheimer hastası, unutkanlık hastası. Karşıma geldiğinde ilk sorduğum soru şu. Sen günde kaç saat televizyonun karşısında oturuyorsun? Çünkü televizyonun karşısında oturduğunda oradan yeni bir şey öğrendiğini zannediyor. Hayır. Aldığın elektromanyetik dalgayı bir tarafa bırak. O televizyonun verdiği bilgi seni saatler sonra uyuşturuyor. Şöyle düşün ya, günde oturmuşsun, hiç işin yok, canın sıkılıyor. 3 tane filmi peş peşe seyretmişsin. Ne olur beynin? Nasıl hissedersin o gün? 3 filmi peş peşe seyretmişsin. Bir aptallaşmaz mı beynin? Aptallaşır. Ya değil mi? Mesela ben 40 sene önce seyrettiğim filmi sahne sahne hatırlıyorum. Dün akşam seyrettiysem eğer bir diziyi, hiç bir şey hatırlamıyorum. Şimdi birazdan tadı koymaya başlayacağım ya. Şimdi şöyle, hafızanın da unutmamız gereken bir kısmı var. Biz mesela gün içerisinde birçok bilgiye maruz kalıyoruz ama bizi heyecansal olarak, duygusal olarak etkileyen şeyler bizde kalıyor. Şimdi ben de mesela Indiana Jones ilk sinemada seyrettiğimde, Kutsal Hazine Avcılarını, öyle büyülendim ki daha önce o yaşıma kadar öyle bir şey görmemiştim yani. Ve onun yarattığı o duygusal gerilim o filmi bende unutulmaz bir şey yaptı. Şimdi mesela belki teknik olarak, hikaye olarak çok daha iyi filmler izliyorum ama hikayeye doydum. Artık o duygusal şaşkınlığı yaşamıyorum. İşte Avatar filmi en son bende öyle bir şey yaptı. Yani hiç beklemediğim bir şey gördüm orada. Düşük bir beklentiyle gitmiştim. O heyecansal dikkat bizim kayıt çözünürlüğümüzü arttırıyor tabiri caizse. Ve biz mesela gece uykumuzda, işte rüyalarda bir şeyler görüyoruz falan. Teori o ki biz gece, beynimiz daha doğrusu, gün içinde aldığı enformasyonun hangisi önemli, hangisi önemsiz onu ayırıyor. Bunu yaparken de duygulara bakıyor. Yani hangisi duyguları kımıldattıysa bu önemli bilgidir, yakına kaydedelim diyor. Şimdi bir de hayata karşı genel olarak hani bakış açımızda bir stabilite oluşuyor. Yaşlar geçti, bir sabitleniyoruz artık. Çok büyük heyecanlar, çok büyük değişiklikler. Doyuyoruz bir nevi ve bundan sonra da işte hafıza zayıflaması dediğimiz şey aslında çoğu zaman biraz bundan kaynaklanıyor. Zihinsel olarak aktif, sürekli gezen, devamlı işte yeni insanlarla tanışan, yeni uğraşlar edinen, atıyorum işte bir enstrüman çalmayı, yeni bir dil konuşmayı öğrenenler de falan, bu öğrenme yeteneğinin daha üst düzey devam ettiğini görüyorsun. Yani zihinsel aktivite ve duygusal aktivite durumu bizim öğrenme miktarımızı belirliyor. Şu anda o sorun çoğu zaman buna dayalı. Ama dün akşamki seyrettiği filmi unutuyorum diyorsa orada bir sormak lazım. Evet, yani. Hocam ben bu programı yapıyorum. Ben doktora para vermemek için böyle çağırıyorum doktorları. Kendimi anlatıyorum. Onlar bana teşhis koyuyorlar. Çıkışta da reçete yazıyorlar. En temizi bu. Şaka bir yana. Şimdi
vücuttaki çeşitli organların kullanıldıkça, organ demeyeyim, kasların diyeyim, kullanıldıkça daha geliştiğini biliyoruz işte. Bu kollar hiçbir şey yapmasam bu kollar çöp gibi oluyor birkaç süre sonra. Ama her gün ağırlık kaldırırsam bu kollar güçleniyor. Veya her gün yürürsem bacaklarım güçleniyor. Çünkü aynen sizin de söylediğiniz gibi vücut kullanılmayan bütün şeylere kendini öldürme emri veriyor. Bu işe yaramıyor, öldür gitsin, taşımayın boşuna diyor. Şimdi beynin de antrenmanı var mı? Yani işte bu söylediğimiz şeylere karşı beyin ne yapabilir? Yani biz, mesela ben beynimle ağırlık kaldırmaya başlarsam, beyin ağırlığı kaldırmaya başlarsam, her gün oturup bir şeyler ezberlemeye, beynim güçlenir mi yoksa boşu boşuna beyne hamallık mı yaptırmış olurum? Mesela teke tek bilim izleyebilirsiniz ya, şey yapmak için. Ürün İyi programlıyorlar, ben oturuyorum. Güzel program. Evet. Şimdi şöyle bir test var, herkesin yapabileceği bir test. Çok rahat bir koltuğa, elinizde bir kitapla böyle pofilik bir koltuğa oturur, kitap okumaya niyetlenirseniz maksimum 20 dakikanız var. Niçin? Dışarıdan rahatsız edici uyaran gelmediği zaman beyin doğrudan tasarruf moduna geçiyor ve sistemi kapatıyor tabiri caizse. Şimdi hayatın geneli içinde bu doğru. Bizim beynin şu özelliğini unutmamak lazım. Ben genellikle beynin anatomisinden çok böyle hani pratik bilgilerin daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Mesela otomobil kullanmayı öğrenirken çok zorlanıyorsunuz ama sonra hiç düşünmeden o cihazı yüzlerce kilometre kullanabiliyorsunuz. Yanınızdakiyle sohbet muhabbet edebiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Görev ne kadar karmaşık olursa olsun bunu bilinç dışı yapabilecek bir ustalıkla bir başka kompartımana aktarmak beynin esas işi. Bütün hayatı böyle yaşayabilecek derecede de komplike bir enstrüman bu. Bütün hayatı otomatik pilota atabiliyor. Neden bunu yapıyor? Bilinç dediğimiz mekanizma, yani bilinçli dikkat dediğimiz şey pahalı ve kolay yorulan bir şey olduğu için onu gerçek bir sorun için serbest bırakmaya çalışıyor. Aslında yaptığı iş bu. Dolayısıyla biz tekrar ettiğimiz her şeyde, hayatımızda tekrarlı yaptığımız her şeyde bir otomatikleşme temayülüne sahibiz. Öyle bir yeteneğimiz var. Hayatta çok büyük değişiklikler yoksa, devamlı aynı şeyleri yapıyor ve yaşıyorsak ne olacak? Bir süre sonra beyin için bir uyaran kalmayacak. Bilinçli dikkatimizi toplamamız gerektiren bir durum yok. Yavaş yavaş bu sistemi kaybedeceğiz. Mesela bugün dünyada hep şey tartışılıyor. Tamam, ömür uzadı, yaşlar ilerledi ama bu nörodejeneratif hastalıklar, özellikle o meşhur Alzheimer'ın niye bu kadar konu olduğu hep konuşuluyor. Yani beslenme çeşitli her zamankinden fazla, tıbbi yöntemler işte şöyle böyle gittikçe iyileşiyor ama bir salgın gibi bu tip rahatsızlıklar artıyor. Çünkü artık hayatın, özellikle de dijital hayatın bizi kendi hayatımızda inovasyon yapma konusunda adeta sakat bıraktığı bir zamandan geçiyoruz. Etrafımız tamamen kolaylaştırıcılarla çevrilmiş. Sadece telefon numarasını ezberlemek değil, artık herhangi bir bilgimizi aklımızda tutmak, herhangi bir rotayı, herhangi bir prosedürü bilmek durumunda değiliz. Ve yavaş yavaş hayatı böyle, nasıl diyelim, yüzeyde otomatik hareketlerle yaşamaya başlayınca da bu tip sorunlar yaşamak kaçınılmaz. Bu deneyimin ya da açıklamanın tam tersini yaparsak işte beyin sporu yapmış olacağız. Yeni bir şeyler öğreneceğiz. Ortam değiştireceğiz. Yani telefon numarası ezberliyorsan başka bir şey ezberle. Tabii ki. Mesela şiir ezberlemek o kadar enteresan bir ve faydalı bir beyin egzersizi ki. Maalesef şimdi gençlerimize bunu söyleyince böyle okey boomer falan yapıyorlar. Yani artık bu geç bu tavsiyeleri falan filan gibi. Halbuki mesela oturup şöyle bir 10 kıta falan işte İstiklal Marşı uzunluğunda bir şeyi ezberleyebiliyorsanız bunun bir de şöyle bir tarafı var. Hani anlatmakta zorlandığımız mesela dil yeteneği bizim beyni diğer beyinlerden ayıran en önemli yeteneklerden biri. Ama siz günde bugün çoğu insanın olduğu gibi 200-250 kelimeyle yaşıyorsanız mantığınızı kullanamıyorsunuz. Mantık çalışmıyor. Çünkü mantık kelimesi nutuk kelimesinden gelir. Dille ifade edilebilen kavramları zihinde çevirme becerisi demektir. Ve kelime hazneniz yetmediği için siz o melekeyi kullanamayınca ne olacak? Mantıksal ya da zekasıyla, bilinciyle hareket eden değil, dürtüleriyle hareket eden bir canlıya dönüşeceksiniz. İşte bir parti diyecek bunu yap, bir reklam diyecek şunu yap, siz de ona göre davranır hale geleceksiniz. Korku, itki ve atavi dürtülerinizle yönetilebileceksiniz. Bütün bunlar, hani bu yeni dünya sistemi falan filan diye anlatılıyor ya, bu dijital algoritmaların bizi götürdüğü yer, aslında sistemin çok da istediği bir şey. Çünkü en mükemmel tüketiciyi böyle yaratıyorsunuz. Bir korkutuyorsunuz, markette neyi satmak istiyorsanız insanlar onu alıyorlar. Bu kadar basit bir sistem. Ve bunu şimdi böyle anlatınca genellikle komple teorisi yapmakla itham ediliyor insanlar ama ben hep bir noktayı hatırlatmaya çalışıyorum. 100 seneyi aşkın bir süredir psikoloji bilimi insan zihninin zaafları üzerine çalışıyor. Ve bu çalışmalardan elde edilen bilgiler, Freud'dan bu tarafa alın,
Bugün bizim ücretsiz, çoğun ücretsiz olarak kullandığımız dijital algoritmaların arkasındaki yapay zekaların programında yer alıyor. Ve bu algoritmalar bizim neye ne kadar tıkladığımızı, hangi sayfada ne kadar durduğumuzu falan sürekli amel defteri gibi kaydeden o cihazlar sayesinde devamlı bizim tarafımızdan bilgiyle besleniyorlar. Bu veriyi alıp bizi en kolay nasıl manipüle edebileceklerine dair deneme yanılma yöntemi. Ve bize hep aynı şeyi öğretmeye başlıyor bu sefer. Tabii ve sınırsız denekle müthiş bir deney yapıyorlar. Yani her sosyal medya uygulamasını açtığımızda, her web sitesine girdiğimizde biz oraya veri sağlıyoruz. Tabii bunu yapan kötücül uzaylılar değil, sizin benim gibi insanlar. Para kazanmak isteyen, işte yazılım yapan falan faniler yani. Siz biraz insan zaaflarını bileceksiniz ki onlara daha çok ürün satabilirsiniz. Onların dikkatini reklam verene daha iyi yönlendirebilirsiniz. Şimdi bu masum gibi gözüken sistem doymaz bir kar iştahıyla da süslendiği zaman kendi felaketimize giden yolu açıyoruz. Yıllardır benim şahsen anlatmaya çalıştığım şey, eğer beynimizin evrimsel, yani daha doğrusu insanın evrimsel kökenlerini anlamaz isek, bu canlının neden böyle olduğunu, nasıl bu hale geldiğini en azından bilimin bugün anlattığı düzeyde bilmezsek, kendi elimizde nasıl bir felaket yarattığımızı bile fark edemeden yok olma riski taşıyoruz. Yani ilk defa kendi eliyle kendi kendini bu kadar hızlı yok eden canlı türü biz olacağız. Modern insana 50 bin yıllık bir geçmiş biçiyorlar. Yani mağara duvarına resim yaptığımızdan beri yaklaşık 50 bin sene geçmiş. Hiçbir insansı türü, diğer insan türleri de Neandertaller, Florensisler bizim kadar kısa sürede bu noktaya gelmemişler yani. Muhtemelen Neandertallerin yok oluşunda bizim payımız var ama en az 500 bin sene buralarda bulunmuşlar. Homo erectus 1,5 milyon yılı aşkın bir süre dünyada gezmiş. Ama biz 50 bin yılda tükenişin eşiğine geliyoruz. Bu yine söylüyorum aşırı gelişmiş ve kendisini nasıl kullanacağımızı çok bilemediğimiz beynimiz yüzünden oluyor. Zekamız o kadar keskin ki 3 yaşında bir çocuğun elinde jiletle gezmesi gibi onunla ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bizim acilen artık zeki hale gelmek ya da teknoloji geliştirmeyi bırakıp bilgeleşmemiz lazım. İnsan hakkında bilgeleşmenin de ben biyolojiden geçtiğine neredeyse eminim. O yüzden herkesin, yani biyolog olmasına gerek yok, her insanın temel düzeyde bir biyolojik kültüre sahip olması gerektiğini düşünüyorum. En azından bu devrin en koruyucu bilgisidir. Dur, beynimize de çok şey yaptın ya. Çok yok, öyle baskı vallahi yaptı beynimize. Öyle. Daha neler ki az söyledim. Yani esas burada gece çok stres yapmayayım diye çok girmiyorum yani. Şimdi Sinan'ın dediği tabii çok doğru. Yani biz evrimleşme sürecimizi bilmezsek ne yapacağımızı da çok farkında değiliz. Biz avcı bir toplumdan geldiğimizi düşünürsek, şu anki yaşadığımız ortamda ise bambaşka bir teknolojik hayatın içindeyken, şunu unutmayalım, hem zihnimiz... Ondan kaçamayız ki, bu hayatımızın bir parçası bu. Evet, hem zihnimiz hem bedenimiz şu anki teknolojik hayata henüz adapte olamadı. Ama güzel olan bir şey var ki son 10 yıldır öğrendiğimiz bu yeni sinir hücresi yenilenebilir demek. Siz 85 yaşındayken bile bazı şeyleri değiştirerek hayatınızı tekrar revize edebilirsiniz. Neden, nasıl revize edeceğim ve ne kadar sürede revize edebilirim? Sinir hücresinin kendini tekrar toparlaması 2-3 ay sürüyor. O kadar hızlı. Yani siz bir alışkanlığı 2-3 ay düzenli yaptığınızda beyin diyecek ki evet bu insan yola geldi ve ben ona yardım edeyim. Hakikaten bunu alışkanlık haline getirip ondan vazgeçemeyeceğinizi göreceksiniz. Mesela beyin 4 şey ister. Çok fazla bir şey istemiyor. Diyor ki size ya kardeşim düzgün uyuyun. Bakın ben hep şey diyorum, hani bu aralar şu beslenme modaları çıktı işte, şöyle diyetler yapın, şunu yapın. Bu yalan olur. Ben bir kere diyete karşıyım. Nöroloji olarak, beyin olarak diyete karşıyız. Çünkü diyetin getirdiği beyine çok farklı ters tepkiler var. Diyoruz ki biz düzgün uyuyun. Her şeyden en önemlisi bir numaralı uyku. Tamam. Peki stresle ve önce bu denli elektronik bombardıma nasıl olacak bu iş? İkincisi diyoruz ki sakinleşin. Ne demek? Stresle baş etmenin de yolları var. Onları da konuşuruz gerekirse ama sakinleşin derken gün boyu zaten çok stresli bir hayatınız var. En azından bir yarım saati ya çok fazla bir şey istemiyor beyin. 20 dakika bile yetiyor onun için. 20 dakikayı kendiniz için bir şey yapın. En çok ne yapmayı seviyorsun? Ben açık havaya çıkıp kulaklığımı takıp
sakinleştirici bir müzik dinleyip yürümeyi seviyorum. İşte müthiş bir meditasyon. Namaz kılmayı seviyorum. Müthiş bir meditasyon. Yoga yapmayı seviyorum. Müthiş bir meditasyon. Beyninizi resetlemek zorundasınız. Üçüncüsü, lütfen beyninizi zaman zaman uyarın. Bana şimdi geliyor hasta, diyor ki hocam ben beynimi sağlık tutmak için her gün bulmaca çözüyorum. Yeter mi? Yetmez. Bu dört tanesinden birini yapıyorsun sadece. Bulmaca çözmek de hiçbir işe yaramıyor. Yaramıyor. Beyni yetmiyor. Yüz taneden bir tanesini yapıyorsun. Sudoku dışında hiçbirisi işe yaramıyor. Sadece beynini uyaracaksın. Uyarmak ne demek? İşte farklı yollar denemek. Mesela beyin için... Mesela yeni bir şey öğrenmek uyarmaz mı beynim? Yeni bir şey öğrenmek. Farklı yollar denemek. Bak, dört parametreden birini sayıyorum. Onun içindeki de 10 taneden biri bu. Beyin için en güzel egzersiz. Hani hep egzersiz yap diyoruz. İnsanlar spor salonuna mı gideyim diyorlar bana. Hayır, en güzel egzersiz masa tenisi. Allah Allah. Sen beynini genç tutmak istiyorsan arkadaş masa tenisi oynamayı öğren. Masa tenisi ne iş? Ne iş, neler yapıyor neler. Allah bak, Allah. O sırada dikkat konsantrasyonunu artırıyor. O sırada karşıdan gelecek tepkinin seni sakinleşeceksin ki ona bir doğru hamle yapabilesin. Bir sürü farklı şeyler yapıyor beyin için. Normal tenis olmaz mı? Masa tenisi şart mıdır? Masa tenisi şart. Masa tenisi yap diyoruz. Bir de diyoruz ki, bir de diyoruz ki lütfen bu beyni oksijenlendir, sula ve doğru besle. Ne demek bu? Hayda. Oksijenlendir dediğim açık havada açık. Bir yarım saat yürü. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Yani tutup da 45 dakika koş da işte demiyorum ya. Yani insanlar diyor ki ben o kadar tamam 20 dakika yapmam bile yeterli. Bunu 20 ile başla. 20 dakika çık bir yürü. Yavaş yavaş artırırsın zaten. Yaptıkça yürüdükçe oksijeni aldıkça vücudun serotonin dediğin mutluluk hormonunu, endorfin dediğin ağrı kesici ve enerji hocam, hormonunu alacak. Hocam şimdi gelin siz de buradan çıkalım. Yürümeye başlayalım. Serotoninimiz varsa kaçar. Kaçmaz. Ha tabii abi, ki. Şimdi burada bak çıkacağız. Suriyeliler ve bilmem neler. Ondan sonra onlara hizmet etmekte görevlendirilmiş seks işçileri. Sokaklarda Arapça şarkı çalanlar. Bir takım eşkıya kılıklı adamlar falan böyle. Anlamadığınız dilde konuşan bir kalabalık bir grup falan. Yemin ediyorum serotoninin sezlik ama. Eve kilitlersiniz kendinize 6 yıl çıkmazsınız efendim. Bakış açımızla ilgili. Marmara kıyısına yürüyüş parkurlarına bekliyoruz. Cadde Bahçe evet. Civarında. Evet, hayır, bir de pozitif gelin. Olumlama bekliyoruz. Bakış açısıyla ilgili. Hmm. Siz gerçekten pozitif olumlarsınız. Orada serotoniniz yükselir. Güzel, iyi. Yani ne diyeceğiz? Ay iyi ki gelmiş burada. Aman da aman ne güzel yarın önce bizde bıçaklarlar. Ay pek evet. Sevindim bıçaklarla. Çok özür dilerim. Nasıl olacak hocam? Valla o olumsuzluklar her zaman var. Şimdi insanın Matrix filminde de söylendiği gibi bütün hayat tercihlerden ibaret. Biz nereye bakarsak onu görüyoruz. Neyi evet. Görürsek onu konuşuyoruz. Neyi konuşursak biz onu nereye bakarsak onları görüyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. İnsan beyninin bence en önemli anlaşılması gereken tarafı diğer bütün beyinlerle ortak noktası. Önce kötüyü görür. Önce tehdidi algılar. Çünkü o bir hayatta kalma donanımıdır. Bizi hayatta tutmaya çalışır. Hayatta tutmanın da şiarı önce kötüyü görürseniz. Yani çiçek, böcek bilmem ne estetik güzellik çok fazla hayatta tutmaya faydalı değildir. İyi. Kötüyü görürseniz hayatta kalırsınız. Varsayılan olarak böyle bir ayarınız olduğunda siz ekstra bir çaba göstermediğinizde endişeli bir varlık olursunuz ki Şirazlı Sade bunu zaten yekkatreyhune sad herazan endişe bir damla kan bin bir endişedir insan diyerek zaten anlatmış. Biz doğalında endişeli bir canlıyız. Evet. Aktif olarak hocam dediği gibi yapmamız gereken bir şey var. Kendimizi teskin etmenin, sınırlarımızı zorlamanın ve kendimizi inşa etmenin yollarını bireysel olarak kimseden formül falan beklemeden keşfetmeli ve yapmalıyız. Şimdi bunun en iyi yolu da ya güzele bakmak, iyiye bakmak, iyiyi çoğaltmak, iyiyi ya desteklemek. Ya da baktığını iyiye yorumlamak. Ya da iyiye yorumlamak. Mesela işte bu resilience dediğimiz, bu duygusal istikrar dediğimiz bir konu var. Onun mesela sihirli formüllerinden bir tanesi. İşte şöyle kötü bir şey oldu. Atıyorum pandemi geldi, işim gitti. İşte ya da işte ne çok mülteci geldi falan gibi bir cümle var. Bu olumsuz bir cümle. Ama diyorsunuz arkasında bir başka cümle daha söylüyorsunuz. Amadan sonra bağladığınız cümle mecburen olumlu olmak zorunda olduğu için beyninizin bütün kimyasalları değişiyor. Sadece bir cümleyi söylemek zorunda kaldığınız için. Şimdi aslında bu kadar bedava bir şey. Evet. Fakat bizim
Her olumsuz cümle arkasına amalı bir olumlu cümle. Aynen öyle. Bunu mesela egzersiz olarak insanlar rahatlıkla yapabilirler. Bir süre ve sonra olumlamayı arttırdığını göreceksin. Şöyle bir devirde yaşadığımızı unutmayalım. Şimdi benim... Mesela hocam şöyle bir cümle, olumlu bir cümle midir? Vallahi her taraf bunlarla doldu. Geleceği parlak görmüyoruz. Ama Allah'tan 60 yaşındayım. Zaten görecek kadar da yaşamam. Mesela enteresan, dünyanın geçiciliğini, dünyanın geçiciliğini hatırlayıp ya boş ver biz elimizden ne gelirse onu yapalım demek için güzel bir ikinci cümle bu olabilir. Doğru. Yani ya da belki bunların içinden yarın bir gün bir atıyorum Paul Dirac çıkacak bilmem ne bir şey keşfedecek de Nobel'i biz kapacağız da denebilir. Bilemiyorum yani nasıl derseniz onu. Ve bu baktığımız yeri çoğaltma meselemiz şu anda insan toplumunu, insan kültürünü şekillendiren en önemli konu. Biz var olan bir yeteneği hemen hemen hiç kullanmamaya ama varsayılan bir ayardan dolayı korkutulmaya çok yatkın bir hayat yaşıyoruz. Güvenlik mesela hayatta kalmaya programlı bir canlı en az 5000 yıldır hayatta kalma problemini çözmüştür. Şehirlerde yaşıyor. 5000 yıldır medeniyetlerde yaşıyor insanların çoğu. Ve özellikle şu anda dünyanın yarısından çoğu şehirli. Ama biz hala bir can güvenliği endişesindeyiz. Hala her yerden aslan kovalayacakmış gibi yaşıyoruz. Bizim sorunumuz doğada hayatta kalmaya yarayan sistemlerin hiçbirini kullanamadığımız bir yerde zihnen ve bedenen işsiz kalmış olmamız. Şu anda ana sorun bu. Ve genellikle bana diyorlar ki hocam sen yazıyorsun bu insanın fabrika ayarları anlatıyorsun da biz nasıl yapacağız bunu? Formülü çok basit. Doğru yaşamanın bu devirdeki formülü için şunu bilmek gerekiyor. Atalarımız bize genetik mirasları gönderen atalarımız yokluklar devri için tasarlanmıştı. Orada bir şeyleri var etmek zorundalardı. Biz bugün her anlamda çokluklar devrinde yaşıyoruz ve sorunumuz o çokluktan doğruyu bulabilmek. Dolayısıyla ister yeme içme, ister hareket, ister ilişkiler, ister stres, konu ne olursa olsun hayattaki fazlalıkları çıkararak daha iyi bir hayat yaşayabileceğiz. Mesela beslenme konusunda hocam diyor ki perhize karşı, ben de karşıyım. Sadece yemeği sevdiğim için değil. Konu perhiz değil. Mesela diyorlar ki hocam ne alayım işte D vitamini mi atayım, glutatyon mu içeyim, chia tohumu mu yiyeyim falan. Çok moda, çok moda. Gerek yok. Yediğin bir şeyi yeme yeter. Yani bir şeyi çıkar diyetinden zaten daha sağlıklı olacaksın. Tıbben ömrü uzattığını bildiğimiz bir tane net prosedür var. Orta yaştan itibaren kalori alımını yarıya düşürmek. Aç kalınca ömrün uzuyor. Yani çünkü sistem ona ayarlı. Yokluklar devrine ayarlı. Aç ya kal da efendim, derken hocam, bütün gün aç kal değil. Bütün gün aç kal. Az, yani bugünküne azalt. Göre aç kal. Biz şimdi açlığı rahatsızlık verici bir his olarak kodladığımız için yemeğin verdiği hazzı adeta bir antidepresan, bir uyuşturucu gibi. Ama şimdi tam tersi olmaya başlamadı. Bir yandan da insan, yani şöyle söyleyeyim, şişman insanlara başarısız olmuş zayıflar gözüne bakılmaya başlandı. 100 sene önce böyle değildi. Belki 100 sene sonra da böyle olacak. Yani bir her şey bir prototip üzerinden gidiyor. O da dayatlar mıydı? Yani insanlar zayıf olmalı. Niye zayıf olmalı? Hayır, İnsanlar sağlıklı olmalı. Kilo değil işte mesele. Bizi mesela gene bir kiloya bağlıyorlar. Herkesin ideal kilosu, kendini rahat hissettiği kilosu başka. Ama burada sorun şu. Vücudunuzun yakabileceği ihtiyacından fazla kalori almaya zorlandığınız bir dönemdesiniz. Atıyorum. Monosodyum glutamat. Her şeyin içine konuyor değil mi? Çin tuzu denen şey. Evet. Millet diyor ki yok, kör yapar, kısır yapar falan. Bildiğimiz öyle bir etkisi yok. Çünkü hocam iyi midir? Beyinde gram düzeyinde olan tek madde glutamattır. Yani çok fazladır bizde. Öbürleri hep mikropikogram düzeyinde. Bu öyle kimyasal bir etkiye sahip değil. Yaptığı etki şu. Öyle bir iştah açıyor ki. Çünkü et tadını taklit evet. ediyor. Tabiatta çok az bulunan bir şey. Biz her şeyden 10 kat fazla yiyoruz. Şimdi bu sorun bizim atavi güdülerimize hitap edip onun bir zayıflığını, açığını kullanan hack eden bir eklenti ile alakalı. Aynen, şeker için söz konusu. Ha, şeker için de aynı şey. Ve bunu biliyorsak biz mesela bir kere yani karbonhidratları biraz çıkaracağız hayatımızdan. Çünkü şu anda karbonhidratı sıfır alayım deseniz mümkün değil. Mümkün değil. Yediğiniz her doğru şeyde karbonhidrat yani. Var. Tabii. Yani en azından bilinçli tüketiminizi azalttığınız zaman sağlığa kavuşuyorsunuz. Hocam i̇şte, mesela şuraya bir şey buyurun. Gireyim mi? O monosodyum glutamat iş ben bilmiyorum, ben hakikaten beslenme konusu olunca böyle ben biraz irite oluyorum yani. Hakikaten bütün programlar beslenme üzerine. Evet. Ve çünkü her şey yiyelim, sanki buradan oluyormuş gibi yani. Onu mu yiyelim, bunu mu yiyelim? Hocam ben hangi tarif? Ya dünya böyle değil. Gerçekten arkadaşlar böyle değil. Sağlıklı besleneceksiniz ya. Yani takviye dediğin şey aldığınız sonuçta sentetik bir şeydir. Sağlıklı beslenmek için de biz şunu söylüyoruz ya. Şimdi monosodyum glutamattan bahsediyor. Monosodyum glutamat sizin gittiğiniz en lüks et restoranlarından biri. O yediğiniz harika lezzetli et. Değil mi? Çok lezzetli.
Monosodyum glutamatlı olmadığını nereden biliyorsunuz? Genellikle dışarıda et yemediğim için. Genellikle monosodyum glutamat ve çok lezzetli. İçine tabii. Biz diyoruz ki lütfen evinizde yiyin yemeğinizi. Çorbayla başlayın yemeğe. Çorbayla başlayın. Ve kilo ile ilgili sıkıntımız şu bizim. Bakın kilo ne zaman tehlikelidir? Kilolu olmak, sağlıksız olmak anlamına direkt olarak gelmiyor. Gelmez. Eğer sizin kilonuz göbek etrafınızda belirgin artmışsa o zaman tehlikelidir. Biz buna metabolik sendrom diyoruz. Ne demek bu? Aldığınız besinler... Beyinden göbeğe gelir sonunda. Aldığınız besin işte 80 santime 95 santim bir şey. Kadınlarda daha zayıfız falan. O besinlerde, aldığınız besinlerde kötü olan toksinler size zarar verecek maddeler genellikle yağda birikmeyi sever. Bizim en büyük sıkıntımız toksin alımıdır. Neden toksin alımı? Çünkü kronik hastalıklarda inflamasyon dediğimiz iltihaplanma ya da oksidasyon dediğimiz paslanmadır aslında büyük rol oynayan. Evet. İşte bunlar da bizim yediğimiz yiyeceklerden aldığımız o zararlı maddeler ya da cildimizden giren zararlı maddeler, soluduğumuz zararlı madde. Bunlar toksinler. Toksinler daha çok yağda birikmeyi sever. Yağ en çok vücutta yağın olduğu yerde genellikle maalesef beyin. İşte beyine ulaşıp hastalık yapmak isterler. Beyin ise bunları korumak için göbek etrafında bir yağ tabakası yapar. Der ki git orada birik bana zarar verme der. Eğer senin göbek etrafında bir yağ birikimin varsa hakikaten hastalık anlamında dikkat edeceksin. Ama ben çok zayıf olayım, illa kilo vereyim. Zayıf olmak bir moda. 90-60-90 işte sosyal medyayı konuştuk sizinle. Herkes o sosyal medyadaki insanlara özendiği zaman gerçekten çok sağlıksız işler yapıyorlar. Aç kalmak demek sağlıklı olmak demek değildir. Ben ısrarla söylüyorum arkadaşlar. Bilmem şu kadar ye şu kadar yeme. Lütfen eğer siz aç kalırsanız beyniniz size şu mesajı veriyor. Ben tehlikedeyim. Biriktir. Bana besin lazım, besini stokla. Vallahi. Niye stokluyor o zaman? Metabolizmayı yavaşlatarak stokluyor. Ve sen aslında aç kaldığında metabolizman yavaşlıyor. Yani sen günde 3 öğün yiyeceksin, az yiyeceksin, abartmayacaksın. Metabolizman, yani beynini hep sakin tutacaksın. Beyin çok uyanık. En ufak tehlikeyi korumaya alıyor kendine. Hafif hafif verirsen beyin sakin kalır. Ya bu sağlık işi çok, beslenme işi evet. Bilmiyorum. Başka bir dünya. Orada şöyle bir ölçüyü hatırlatayım. İnsanın normal diyeti günde yaklaşık 14 ila 16 saat bir şey yemeyi gerektirmeyen bir diyet. Şimdi bu şimdi aralıklı oruç falan diyorlar ya intermittent fasting hikayesi. Aslında bunu taklit etmeye çalışıyor ama insanların çoğu o rahatsızlık durumuna niye giriyor? Biz çünkü beslenmiyoruz. Karbonhidrat falan bağımlısıyız. Hı. Devamlı bir craving, can çekme yaşıyoruz devamlı olarak. Şimdi burada esas ölçü günde 12 ila 16 saat, ideali 16 saat. Bir şey yeme ihtiyacı hissetmiyorsanız doğru besleniyorsunuz. Esas ama onu da uykuya denk getirin. İşte mesaj bu. Yani aynen. Sen akşam 7'den sonra yeme, uykunu da devreye sokarsan büyüme hormonun ortaya çıkıyor uykuda. Bu çok önemli. Büyüme hormonun işte. Seni tamir ediyor, evet. Resetliyor bütün vücudunu. Onu uykuya denk getir. Ama sabah kalktım ben 9'da yaptım kahvaltımı 1'de olmaz. Kalktıktan 2 saat içinde o kahvaltı yapılacak. Çünkü beyin bunu istemiyor. Çok güzel bir şey vurguladın. Teşekkür ederim onu atladım. Karbonhidrat işi de. Bakın basit karbonhidrat için şu anda Alzheimer'a tip 3 diyabet deniyor. Ne demek tip 3 diyabet? Evet. Alzheimer hastalığında basit karbonhidrat o kadar zehir. Evet. Ya bizim bu beslenmeleri yani ufak tefek nüansları değiştirsek... Peki hocam şeyi merak ediyorum şimdi. Onu herkese merak ediyorum anladığım kadarıyla. Demin Can Hocam'ın da söylediği gibi bu gibi beyin hastalıklarında ciddi artış var işte. Alzheimer. Eskiden hani Ahmet amca buramış derlerdi. Konu kapanırdı. Ahmet amca zaten bayağı yaşlı olurdu. İşte gidişe yakında yani, bunama hayatında. Şimdi bakıyorum çok daha erken yaşlarda Alzheimer'lar başlıyor. Uzun süre Alzheimer olan insanlar var. Çok genç yaşlarda başlayan Parkinson'lar var. Bunların sebebi ne peki? Yani bu beyinle ilgili bir şey ve biraz modern çağla ilgili bir şey. Bunlar niye böyle bir yükseliş içerisinde? İşte, bu da mı teknolojiyle ilgili? İşte şimdi bunlar bizim kronik nörolojik hastalıklar dediğimiz gruplar. Parkinson olsun, Alzheimer olsun. Neden arttılar? Normalde biz şöyle bilirdik.
Ben öğrenciliğimde, asistanlığımda böyle öğrendim. 65 yaşındaki bir insanın 10 kişiden biri Alzheimer'dır. 85 yaşında da 3-4 kişiden biri Alzheimer'dır. Yani genellikle süreç böyle ilerlerdi. Şimdi yaş ilerleyince, yani teknoloji bize ne sağladı? Daha uzun ömürler. Daha uzun, tamam daha uzun ömür sağladı da senin 20-30 yaşlarını uzatmadı. Keşke o dönemlerde kalıverseydik, değil mi? Yani 60 yaşından sonraki ömrünü uzattı. Zaten 60 yaşından sonra %10'du bu Alzheimer. Daha uzun süreçte daha sık görmeye başladı. En büyük problem ise hastalık artmadı yani. Arttı. En büyük problem ise şu. Son 20-30 yılda, özellikle önümüzdeki 20-30 yılda belki de 10 kat artacağı tartışılıyor. Hmm. Neden? Yaşam ona göre evrildi. Ben diyorum ya, basit karbonhidrat yediğin sürece, stresle yaşadığın sürece, bakın 4 yıl depresyonda kalmak tedavisiz Alzheimer'ın en büyük risklerinden biri. Yani depresyon bu kadar hayatımızın önünde. O kortizol dediğimiz stres hormonu bizi o kadar kemiren ve sağlığımızda neden bir tablo. Peki hocam, şimdi siz öyle diyorsunuz bir yandan, muhakkak ki doğru, ama bir yandan da stresin, özellikle mesela hamilelik sırasındaki kısa süre streslerin bebeğin gelişiminde çok pozitif rol oynadığı, evet, keza gençlik dönemindeki sürekli olmayan zaman zaman, evet, gelen streslerin, evet, yaratıcılık ve zeka gelişimini çok pozitif ettiği söyleniyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bak, stres iki tiptir. Biri akut stres, diğeri kronik stres. Akut stres şu demek: ortada bir olay var, sen o olayı çözme sırasında strese girersin. Evet. Dediğim gibi o tartıdaki sempatik, parasempatik dedim ya, adrenalin ve kortizol, stres hormonuyla adrenalin aktif olur. Öyle motivasyonun artar ki, düşün, sınavdan bir hafta önce kapanır çocuklar, gece gündüz uykusuz çalışırlar. İşte orada kortizol ve adrenalin tavan yapmıştır. Seni motive tutar, algılamayı... Ama onun kalıcı hale gelmesi kötü. Şimdi stres ortamı bitti. Hop. Herhangi bir sınavın yok, herhangi bir iş bitirme sürecin yok. Ama ne bileyim, ailevi problemler hep devam ediyor. İşte eşinle stresin devam ediyor, iş stresin yıllarca devam ediyor. İşte uzun vadede stres, kortizolün uzun vadede böbrek üstü bezlerinden kötü bir şekilde salgılanması, ki ne demek kötü bir şekilde salgılanmak? Normalde kortizol, stres hormonu sabah salgılanır. En yüksek seviyededir. Çünkü seni güne hazır hale getirir. Bir zırh gibi, üzerine kıyafet gibi giyersin, onu dışarı çıkarsın. Soğuktan seni korur, birisinin sana vurmasından korur. Yani savunma mekanizması sağlar. Ama akşama doğru artık yavaş yavaş gevşeme anında düşer ve düştüğü anda da sen rahatlayarak, gevşeyerek uykuya dalarsın. Doğru mu? Oysa uzun vadeli hayatında getirdiğin stresler, kortizolün hiç düşmemesine neden olarak birinci dönemde uyku problemi yapmaya başlar. Sen stresliysen bir kere uykuların bozulur. Gece yarısı bir anksiyeteyle, stresle uyanıverirsin. İkincisi, stresliysen gün içinde hep öfkeli olursun, tahammülsüz olursun. İşte bir süre sonra da depresyona doğru gidersin, hiçbir şey yapmama isteği gibi. Yani uzun vadeli stres aslında bizim için zararlıdır. Kısa vadeli stres tam tersi, savaş ve kaç modunda bizim ihtiyacımız olan şeydir. Bugün belki de beynin en önemli sorunu bu. En önemli sorun bu yani. Şehirli insanların büyük bir kısmı savaşmıyor ve stres kaçmıyor. Ve strese bağlı hastalıklardan ölüyor. Şimdi bu stres sistemi de doğada çok ilginçtir. Biz bütün hayvanlarla paylaşıyoruz. Savaş, kaç, don, 3 tane repertuar var. Hayatın hiçbir yerinde işe yaramıyor. Yani ne sınavda, ne terfide, ne maaşta, ne dolar krizinde, ne mülteci sorununda, hiçbir yerde savaş, kaç, don. Ancak savaş olsa belki orada işe yarayacak, o da yok şimdi. Dolayısıyla sonuçsuz ve bitmeyen bir stres hali, işte kronik stres o. Ve bundan bir tek biz ölüyoruz. Şimdi ben bunu söyleyince bazı arkadaşlar itiraz ediyor. İşte efendim, yunuslar da kendini işte havuzda kafasını vura vura öldürüyor falan. Yunusu havuza koyan da biziz. Ev hayvanlarını depresif yapan da biziz. Bizimle beraber yaşayan hayvanlar ve bizden etkilenen hayvanlar da bunu yaşıyorlar, ama tabiatın hiçbir yerinde zaten bu kadar uzun süre kronik strese izin verecek bir durum yok. Yani hayvan zaten yaşayamayacağı bir ortamda kalınca bir şekilde ölüyor zaten. Ve yani negatif seçim. Aslan oluyor. Kovalıyor, kaçarsa kurtuluyor. Ortamını değiştiriyor ya da türü tükeniyor artık, ne oluyorsa. Ama biz bütün şartlara rağmen yaşamaya programlı olduğumuz için bu sistem şu anda bizim canımızı okuyor yani. Ve
benim görebildiğim, bu arada ben bunun kitabını yazmış adamım, geçenlerde bir kan tahlili yaptırdım, benim de kortizolüm yüksek. Yani hepimizde var. Peki böbrek üstü bezlerini aldırsak kurtulur muyuz? Yok, onu yapmamak lazım. Orada başka bir sürü hormon var çünkü, sadece orada. Peki hocam, şimdi bu yemekten bahsettiniz ya, şimdi burada benim aklıma şu geliyor. Şimdi daha önce bende bir safra keserli bir problem oldu. Şu doktorla konuşuyoruz. Dedi ki safra kesesi şeye göre evlenmiş. Aldırmadın inşallah. Aldırdım. Aldırdıysan ben yavaş yavaş gidiyorum. Parça parça söyleyeyim. Aldırıyorum kendimi, sonra hiçbir şey kalmayacak. dedi ki bu ilkel insana göre oluşmuş bir organdır. İlkel insan yakalar, horor yer, oyuncaya kadar, çatlayıncaya kadar yaratan ne bulduysa. Çünkü bir daha ne zaman yiyeceği belli değildir. Pek çok hayvan bugün öyle mesela. Aslan gidiyor bir av yakalıyor, sonra belki bir ay bir şey bulamıyor veya 15 gün bir şey bulamıyor. Hayvana göre, ben aslan diye uydurdum ama. Biz mesela yemekle ilgili söylenen şeylerden bir tanesi, beyin aslında bizi kontrol etmesi gerekir ama bizi galiba modern dünya, yani bugünkü beslenme rejimimize aslına bakarsanız endüstri devriminin bize dayattığı bir beslenme biçimi. Evet, yani evet. Günde 3 öğün. Niye günde 3 öğün kardeşim? Bir öğün yetebilir. Bizim şey, yani Türkiye topraklarına Tanzimat Fermanı'ndan sonra girmiş bir şey 3 öğün. Yani şimdi mesela ben Galatasaray futbolcu vardı Popescu'da, çok formda falan, bir gün karşılaştık Popescu'da. Dedi ki nasıl öyle dedim ya bu kadar? Dedi ki bir öğün yiyorum yine dedi. Nasıl dedim? Dedi ki saat öğlene doğru bir saatte bir öğün yiyorum. Akşamüstü çok ufak bir şey atıştırıyorum, bir daha da yemiyorum dedi. Çok iyi görünüyordu. Şimdi ne yediğine bakarsanız orada muhtemelen karbonhidrattan çok fakir. Büyük lif, ihtimalle. Protein ve yağ ağırlıklı ve beslenme yapıyor. Peki mesela biz 3 öğün yemek zorunda. Yani bize beyin mi emrediyor 3 öğün yemeği, yoksa biz mi beyne 3 öğün yemeği ezberlettik? Şimdi 3 öğün tabiat sayılarla, kilogramlarla, boyutlarla çalışmaz. Tabiatta sistemler vardır ve ritimler, yani şey olan kaotik ritimler vardır. Böyle bizim makine gibi ritimlerle çalışmaz tabiat. Şimdi bizim acıktığımız zaman yememiz lazım. Hadise bu. Ama antik insan, yani bizim uzak atalar, her acıktıklarında fast food yoktu. Ne yapacaklar? İki seçenek var. Ya açlıktan ölecekler, ki çoğu öyle gitti muhtemelen. Ama evrimsel varyasyonlar sırasında eğer açlığı vücudu için faydaya çevirebilen versiyonlar çıktıysa arada, bunların çok büyük avantaj sağlamış olması lazım. Ve bu hipotez bize şunu diyor. Eğer böyle bir varyasyon mümkünse bugünkü insanların bundan faydası görmesi lazım. Otofaji falan filan hikayeleri televizyonlarda çok konuşuluyor. Uzun süre işte bu ketojenik diyet olsun, açlık olsun, bu tip durumlarda vücudun enteresan bir mod değişikliğine gitti. İşte hasarlı hücreleri, kanserli hücreleri yok etmeye başladı falan gibi. Bu konuyla ilgili araştırmalar çok fazla ve hemen hepsi bugün mesela ketojenik diyet ciddi bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Başta epilepsi olmak üzere. Sarı hastalığında kullanıyoruz. Neden peki? Yani ne demek bizim ketojenik diyet? Çok zor bir diyet. Çok zor, evet. İnanılmaz yani, zor. Yapması, uygulaması çok evet. Zor. Ve sadece hastalıklarda kullanmak evet. Gerektiğine inanıyorum ben. Ben ondan biraz farklı düşünüyorum. Ben onu bir tık ileri taşıyorum. Ketojenik diyetin neden epilepsiye iyi geldiğine baktığınızda, neden nörolojik hastalıklarda bir opsiyon olduğuna baktığınızda, bizim ataların orijinal beslenme düzenine çok benziyor. Bir kere tabiatta bu şekilde basit karbonhidrat bulamıyorsunuz. Yok. Karbonhidrat işte sanıyoruz ki elma, basit armut falan yiyorlar. Basit kompleks karbonhidrat. Ya mesela işte bizim bu rafine şekerler. Anlatabiliyor muyum işte? Her gün tükettiğimiz o şekerlemeler, hamur işleri, hamurlar vesaire. Şimdi bunlar tabiatta yok. Tabiatta genellikle diyoruz ki elma armut falan yiyorlar. Bu elma armut da tabiatta yok. Biz 10 bin senedir bunları ıslah edip koca koca şeker bombalarına çevirdik. Ya tabiattaki normal armutun suratına bakmazsınız. Yani tipsiz bir şeydir o. İnsanlar çok az miktarda karbonhidratla, bol miktarda lifli gıdalar, yemişler ve bol iç yağlarıyla beslendiler. Biz yarı etçil bir canlıyız. Her şeyi yiyoruz ama az miktarda et tüketimi de ona da uyumlanmış bir sistem var gibi gözüküyor. Şu anda çok da fazla et tüketiyoruz, onu da söyleyeyim. Ve iç yağları, yemişler ve bol işte proteinli ve lifli besinlerle beslenen bir sistem var. İç yağ iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bizim normal diyette iyi. Karbonhidrat yoksa eğer. Şimdi denklem çok basit. Karbonhidratlar saman gibi yanıyor vücudun içinde. Atıyorsunuz pof diye bir enerji patlaması, hızlıca tükeniyor ve sizi tekrar acıktırıyor. Ama yağ depolarınızı hiç karbonhidrat almadan, yani o samanı yakmadan kullanmayı öğrenirseniz, ki işte bir 10-15 günlük eliminasyon diyetleriyle böyle bir moda geçebiliyorsunuz. Vücut artık yağ depolarından odun yakmaya benzer bir şekilde uzun süre enerji elde etmeyi öğreniyor. Bunun bazı sonuçları var. Acıkmıyorsunuz mesela.
Bu insanlar uzunca bir süre, şimdi maraton koşucularının beslenme stiliyle 100 metre koşucularının beslenme stili arasındaki fark gibi. 100 metrede patlamalı bir enerji ihtiyacınız var. O yüzden çikolata barları, kreatinler, bilmemler ne varsa işe yarıyor. Ama 40 kilometre koşacaksanız o zaman uzun vadeli enerji harcayacak bir sisteme ihtiyacınız var. Orada dikkat edin, patlamalı hız değil dayanıklılık, sebat koşusu önemli. Hatalarımıza bakıyorsunuz, avlanmak için, göçmek için devamlı sebat koşuları ve uzun hareketler yapmak zorundalar. Yani bir maratoncu metabolizmasına sahipler aslında. Bugün yaptığımız bütün fizyolojik deneyler, ister metabolizma, ister beyin fonksiyonu, ister hareket sistemi üzerine olsun, bizim vücudun böyle bir duruma kurgulu olduğunu gösteriyor. Yani yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı ve yeterli proteinden oluşan bol bitkisel lifli gıdalara ihtiyacımız var. Sistem buna kurgulanmış. Hemen dipnotu düşeyim. Bunu bir formül gibi kimse yazmasın. Çünkü bireysel ve bölgesel farklılıklar o kadar fazla ki. Yani hep söylerim, bir Karadeniz diye siz 6 ay boyunca Akdeniz diyeti verin, onu hasta etme potansiyeliniz çok yüksek. Çünkü ya orada başka bir mikro ortam var, burada başka bir ortam var. Kişisel farklılıklarla beraber temel kaide, bu kadar fazla şeker ve karbonhidrat tüketmek için uygun bir sistemimiz yok. Ve mesela ketojenik diyet, hocam doğru söylüyor, çok zor bir diyet. Yani ben iki kere denedim, yani büyük oranda başarısız oldum. Çünkü o karbonhidrat bağımlılığı sizi devamlı olarak bir kere bir sıkıntıya sokuyor almadığınız zaman. Onun sebebi de bağırsağınızdaki bakteriler. Yeniçeriler isyan çıkarıyor. Yağlı hoşaf isteriz. Hikaye o. Bağırsaktaki bakteri bağırıyor. Nerede benim şekerim? Nerede benim karbonhidratım? Ben ona alıştım diye. Ve sizin vücudunuz öyle rahatsız edici sinyaller gönderiyor ki işte karnınız şişiyor, ağrıyor, bir şeyler oluyor. Fiziki olarak yoksunluk sendromları yaşıyorsunuz. Ve bir insanın bunlara tabii ki normal hayat temposunda dayanması mümkün değil. Fakat teorik olarak böyle bir kısmı atlattığınızda, bir ataların diyetine benzer bir diyeti hayat tarzı haline getirdiğinizde ilk gördüğünüz sonuç şu: 15 saat bir şey yemek aklınıza gelmiyor. Ben bunu deneyimleyen insanlardan bir tanesiyim. Uzunca bir süre, 3-4 sene hiçbir şey yemek aklınıza gelmiyor gün içinde ya da akşamın işte geç bir saatinde dolabı açayım yapayım diye. Bu bir uyumlanma mekanizması değil. Bu bir geriye dönüş. Bu sistemin kendi kendisini resetlemesiyle alakalı bir durum. Fakat şimdi işte zor olan konu, mesela ben bir ara vejetaryen beslenmeye karar verdim. Gittim büyük bir sevinçle bir yerde makarna söyledim. Makarnanın sonuna gelince fark ettim ki bolognese sosluymuş. Yani kıymaları götürmüşüm. Şu anda mesela etsiz bir şey bulabilmenin çok zor olduğu gibi karbonhidratsız bir şey bulabilmek de çok zor. Dolayısıyla onu kontrol etmek de çok zor. Ve bu sistemin içinde bu bağımlılık reaksiyonunu yok saymak da çok zor. Bağımlılık çok zor bir şey. Peki hocam, iki şeyi merak ediyorum şimdi. Madem buralara geldi şimdi. Bu arada bağımlılık da bir beyin sorunu zaten. Yani. Beslenmeyle ilgili. Şimdi onunla ilgili soracağım, hiç merak etmeyin. Şimdi bahsettiğim işte o göbek yağı bilmene falan. Şimdi beynin beslenmesi, vücudun beslenmesi aynı şey mi? Şimdi mesela beyin çok enerji harcıyor dedik. Çok oksijen alıyor. Çok fazla elektrik üretmek zorunda. Bunun içinde enerjiye ihtiyacı var. Ve beynin anladığımız kadarıyla, benim anladığım kadarıyla daha hızlı yakabileceği enerjiye ihtiyacı var. Mesela beynin beslenmesiyle vücudun beslenmesi birbirine uyumlu mudur? Yani mesela vücudu şey, ağır yakıt falan ve yavaş yavaş yakacak falan dediğimiz şeyler beyinde de ağır yakıt haline gelip de beynin de çalışması böyle bir salaklaştırabilir mi yani? Şimdi önce şunu bir söyleyeyim. Tabii ki beslenme uzmanları, bu konuda uzmanlaşmış arkadaşlarımız varken bizim burada bu konuda ahkam kesmemiz çok doğru değil, ama ben nöroloji anlamında bir kere şunu söyleyeyim. Ben hakikaten diyetlere kesinlikle karşıyım beyin anlamında, ama şuna karşı değilim. Siz lütfen tamam 16-8 ya da işte ne bileyim 12 saat 13 saat açlık diyorsunuz ya, bunu akşam 7 ile sabah 9 arasında yaptığınızda gerçekten nöroplaste dediğimiz yeni sinir hücresi oluşumunu da destekliyorsunuz. Aynen Sinan'ın dediği gibi. Büyüme hormonunu ortaya çıkarak vücudunuzu da tamir ediyorsunuz. Ama bunu gündüz lütfen kahvaltınızı atlamayın. Kahvaltınızı atladığınızda beyin için tehlike başlıyor. Şimdi gelelim diyet. Kahvaltı önemli yani. Kahvaltı en önemli öğün ve kahvaltıda bol karbonhidratlı, daha sonra protein ve yağlara dönüşerek öğlen ve akşamı idare etmeniz gerekiyor. Yani beynin istediği şey bu. Gelelim beslenme diyetlerine. Bir kitapçıya gittiğinizde belki 50 farklı diyet seçeneği göreceksiniz. Doğru mu? Bu zayıflatır, bu mucize diye. Bakın,
mucize diyet diye bir şey yoktur. Şok diyet diye bir şey yoktur. Sizin o şok diyet dediğiniz şeye girdiğiniz anda bir hafta sonra ya açlıktan yere düşer bayılırsınız ya da kendinizi buzdolabında kapağını açmış gecenin ikisinde yemek yer bulursunuz. Çünkü beyin böyle bir diyete alışık değil. Beyin için ya da vücudunuz için hayat beyinle başlıyor. Fatih Bey, beyinle bitiyor. Beyninize iyi bakmıyorsanız vücudunuza da iyi bakmıyorsunuz demektir. Beyin şunu istiyor. Diyor ki beni kronik hastalıklardan koru. Vücudum da kronik hastalıklardan korunmak istiyor. Kronik hastalık yapan şey ne? Bir, dediğim gibi paslanma, oksidasyon. İki, dediğim gibi iltihaplanma, inflamasyon. O zaman sen bunlara karşı beslenirsen, yani ben kitapta da onu yazıyorum. Yani diyeceksin ki nörolog ne alaka böyle bir kitap? Kitapta diyorum ki kardeşim anti-inflamatuar beslenme düzenine geç. Ne demek anti-inflamatuar beslenme? Birincisi gerçekten basit karbonhidratlardan uzaklaş. Basit karbonhidratlar senin için zehir. Beyne girdiği anda beyin onları çok istiyor. Diyor ki bana şeker ver diyor. Çünkü bir an önce alacak onu, bir an önce kullanacak, enerji yapacak ama yarım saat sonra pertsin. Yani çocuğuna sen bir poğaça... Evet, çocuğuna sen bir poğaçayla okula yolladığında bir abi incidersin. Yarısında çocuk başlar uyumaya, algılama bitmiştir. Aynı zamanda... Lanças kahvaltı şey dediniz, karbonhidrat dediniz. Öyle karbonhidrat demedim, kompleks karbonhidrat dedim. Kompleks karbonhidrat nasıl bir olur mesela? Baklagiller gibi. Sabah ucağında yoğurtla baklagiller gibi. Bezelye püresi gibi. Mesela en güzel kahvaltı, ben hep bunu yazıyorum. Çocuklarınız için en güzel kahvaltı menemendir. Menemen. Evet. Karbonhidrat yok içinde. Her renk. Ama karbonhidrat yok. Her renk. İlla, karbonhidrat şey, yok. İlla her şey, her renk şey koyuyorsun. Yanına birazcık da... Ha, menemeni ekmeği banıp ve çavdar ekmeği falan. Ekmeği bandı benim şey. Yani sabahleyin şey dediniz ya, karbonhidrat dediniz ya o yüzden. Tamam. Yulaf vesaire gibi ekstra gıdalar olabilir sabahlar ama ben hocama tabii kahvaltı konusunda katılmıyorum. Benim orada şeyim var. Şimdi, İtirazım var. Ne söyleyeyim? İltihaplanma karşı... Sen basit şekeri aldığında beyin bir kere damarlarına zarar veriyorsun. Yani kireçlenme yapıyorsun. Bir süre sonra damar tıkanıklığın başlıyor. Sinir hücrelerine direkt zarar veriyorsun. Çünkü sinir uçlarına zarar verdiğin zaman bir süre sonra en hassas sinir hücre bölgeleri bizim hafıza bölgemiz, hipokampüs bölgemiz. Orası en erken zarar görüyor. İşte bu sürede, bu süre zaten... Kötü beslenmenin ilk etkili diğer beyin. Kötü beslendiğin zaman, hakikaten karbonhidratlı beslendiğinde anlaman, algılaman, değil mi? Konsantrasyonun ne kadar olumsuz etkilenir. İşte uzun vadede de bunlar nasıl tip 3 diyabet diyorum Alzheimer'a, unutkanlık tablolarını da beraberinde getiriyor. Şimdi bir diğer şey söyleyeceğim. Dediniz ki bana safra kesem alındı. Şimdi dünyanın en lezzetli yemeğini yiyin. En sağlıklı yemeğini yiyin. Sinan'ın dediği gibi sindirim sisteminiz düzgün çalışmıyorsa bu yemekten fayda almanız çok zor. Proteinlerinizin, karbonhidratlarınızın ve yağlarınızın parçalandığı bölgeler vardır. Ve safra kesesinden salgılanan bazı maddeler onların sindirilmesini ve enerjiye dönüştürmesini artırırlar. Şimdi siz bir kere bunlardan biraz... Yoksun kaldım, eyvah. Evet, mahrum kalmış durumdasınız. Yani işte proteinlerinizin vesairesinin sindirmesi biraz zorlan. Mikrobiyataya indiğinde ben hakikaten şu anda sindirim sistemi çok önemsiyorum. Çünkü kronik hastalıkların beyin zemininde... Beyin dedik, geldik, sindirime geçtik artık. İşte sistem unutma, orkestra gibi orkestra yani. Gibi, evet. Tabii. Beyin ikinci şey, sindirim sistemi ikinci beynimiz. Şu anda sindirim sisteminin içinde 50 milyon tane sinir hücresi var. Ben nereye gelmeye beyinde çalışıyorum? Ne için söylüyorum bunu? Yemek yiyorsunuz. Yemek yeme şekliniz de çok önemli. Ayakta yemek yediğinizde ya da uzanarak yemek yediğinizde sağlıksız besleniyorsunuz demektir. Çünkü midenizde vagus denen bir sinir var. Bu vagus sinir beyinle iletişim sağlayan sinir. Sen oturduğunda vagus sinir belli bir seviyede duruyor. O seviyeye kadar beslendiğinde vagus sinir beyni uyarıyor. Diyor ki doydun. O süre 20 dakika. Yani sen oturup çorbayla başla. Niye diyorum? Çorbayla başla. Zaman kazan diye. Zaman kazan. Hakikaten 20 dakika sonra. Börekle başlarsan doyduğun sinyali gelinceye kadar sen bir tepsi yemiş olursun. İşte sorun bu. Zaten restoranlara gittiğinde senin önüne önce ne koyuyorlar? Turşu. Tereyağı, tulum, peynir, ekmek. Evet. Ben de turşu, bazen turşu doyma koyuyor. Şansın yok. Tereyağı, tulum, peynir, ekmekle başla. Tatlı yemeden o masadan kalkmazsın. İşte beyin bu kadar... Bu kadar salak.
Kolay kandırılabilir. Yani. Çünkü burası için kandırılıyor. Aç çok... kaldığınızda uzun süre, karbonhidrat almadığınızda karaciğeriniz yağları parçalayarak keton cisimci diye bir şey yapıyor. Şimdi beynin en sevdiği gıda glikoz, yani bizim şeker, şeker doğrudan. Şekeri çok hızlı yakıyor ama ikinci bir enerji kaynağı da var, bu keton cisimcikleri. Şimdi keton cisimciği normalde sürekli karbonhidrat alan bir insanda üretilmiyor. Evet. Ketoz istediğimiz duruma gelebilmeniz için bugün insanların bayağı bir uzun süre aç kalması gerekiyor. Aç kalacak. Hani bu nasıl derler, işte starving'in Türkçesine ne diyoruz biz? Bayağı böyle bir açlıktan hani kıvranmak durumuna gelecek. O zaman karaciğer yağlardan keton cisimcikleri yapmaya başlayınca beyin diyor ki aha ben yeni bir enerji kaynağı buldum. Fakat ketonu çok sever. Keton cisimciğinin glikozdan farkı şu. Bir yoğun paketlenmiş enerji sistemi gibi düşünelim. Çok uzun süre kalıcı, yani sabit bir enerji sağlıyor. Ve mesela saatte aynı maraton koşucusu yani nasıl 30 kilometre koşuyorsa saatlerce hatta günlerce yüksek zihinsel performansı ancak böyle bir yakıtla sağlayabiliyorsunuz. Peki bizim normal yani modern o yüzden insan beslenmesi... Aç insanlar daha yaratıcıdır. Zenginleşince yaratıcılık azalır. Aç insan demeyelim. O insanlar açlık hissetmiyorlar. Problem orada. Keton, yani ketozise girdiğiniz zaman, ketozisi bir yaşam tarzı yaptığınız zaman zaten çok uzun zaman sonra acıkıyorsunuz. Bunu hemen normal bir şehirli beslenmesiyle kıyaslayalım. Kahvaltıya o yüzden biraz itiraz edeceğim. Kahvaltıda bir şeker piki yaşıyorsunuz. Küt, insülin onu düşürmek için salgılanıyor. Daha öğlen olmadan gözünüz kafeteryaya bakıyor. Ne yiyeceğim falan filan çok diye. Çok doğru. Harika. Öğlen ama bir şey atıyorsunuz. Ama neye İşte sorun kahvaltıda o sağlıklı gıdayı bulamıyoruz işte. Problem o. Hep elimizde böyle bir atıştırmalık. Mesela sabah kahvaltıda simit yersem öğlen olmadan acıkıyorum. Tabii. Ben kahvaltı ne yediğimi söyleyeyim mi? Maydanozu dilimliyorum. Roka'yı dilimliyorum. Üzerine bu bizim lor peynir vardır Trabzon'da. Nefis. Lor peynir. Bilirsin lor peyniri. Lor peyniri koyuyorum. Lor'un iyisi Balıkesir'de olur. Trabzon'da olmaz söyleyeyim. Tamam neyse işte biz Trabzon'da. Balıkesir'den var. Yanına hakikaten iki tane yumurta haşlıyorum. Ve ben kahvaltımda bunları yiyorum. Beni hakikaten çok muhteşem. Ciddi tok tutuyor. Muhteşem. Arada... Sabah sabah roka yemek hiç aklıma gelmez. Çok bak çok deneyin iyidir. Lütfen. Arada biraz ceviz atıştırıyorum. Hakikaten yoğurt yiyorum. Bir de akşam 5.30-6 gibi yiyorum. Akşam 5.30-6'da da sebze ağırlıklı o annemin o güzel yemeklerinden yiyorum. Annem de bu aralar buradaydılar 2 haftadır. Doyduk ne neyse sayelerinde. Oh. İşte cennet. Böyle oh, yani bari. Sebze ağırlıklı, protein ağırlıklı. Ya o zaman bunun nesi sağlıksız? Şimdi sabah senin dediğin gibi yaptığında, aç uyandığında reklam. Beyin diyor ki açım ben ya. İşte bana dolaba yemek dalıyorsun verdi. İşte. Aynen. Peki hocam mesela şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani ben hep kendi örnek veriyorum ama ne insan en iyi de kendini bilir. İşte başkasına versem kızacaklar. Mesela ben çocuk annemin de ki sen gerizekalısın derdi bana. Ben de niye derdim? Dedi ki ne doyduğunu anlıyorsun ne acıktın. Çünkü ben sorun aç mısın değilim. Yönüme yemek koyun sonsuza kadar yiyebilirim. Bu bir... Aptallık göstergesi midir? Yok canım. Yani sonuçta açlık ve tokluk hormonları sende demek ki tam randımanlı çalışmıyor. Yani grelin ve leptin dediğimiz açlık tokluk hormonları var. Hakikaten kişilerde biz hep şunu da diyorum ben mesela açlık hissetmeden masaya oturmayın. Mesela benim 3 gün oturmayabilir mesela. 3 gün açlık hissetmem. Yok yani onu biraz yorumunu bilemedim hep mi, ben. Yoksa arada bir mi? Yok hiç acıkmam hep ben. Ama yediğim zaman da mesela o 10 porsiyon yiyebilirim yani. İşte muhtemelen zihin odağı başka bir yerlerde. Evet. Şimdi odak yani meselesi. Oraya odaklanamamış. Haz odaklı değil, başka bir şey odaklı. Bütün konu odak zaten. Yani bütün mesele aslında yani. Odaklanma. Tabii. Ya işte bütün bu konuştuğumuz konularda da şimdi bizi beslenmeye öyle bir odaklıyorlar ki. Ya devamlı ağzımızdan giren ne ya sağlık ya ölüm. Evet. Kulağımızdan ya, giren ne olacak? Gözümüzden şey. Giren ne olacak? Yani gördüğümüz enformasyon, dinlediğimiz müzik ya da söz ya da fikir bunlar bize ne yapıyor? Ya da günlük hayatta efendim yaşadığımız koşulların bizde yarattığı reaksiyonlar. Şimdi insanın fabrika ayarları diye benim anlattığım 5 madde. Hocam 4 tane şeydi. Ben de 5 tanesini sayayım. Hareket, yeterli hareket ederseniz, az yerseniz, kim olursanız olun şu anda yediğinizden daha az yerseniz, diğer insanlarla güvenebileceğiniz ilişkiler, gerçek insanlarla ilişkiler kurarsanız doğrudur. Stresinizi yönetmeyi öğrenirsiniz ve hayatınızda sıklıkla sınırlarınızı zorlayacak bir şeyler yaparsanız bu da 5. madde. Bedensel toplamda olarak da zihinsel olarak mı? Hepsi dahil. Bunların hepsinin bu arada beslenmenin de hareketin de ilişkinin de hem zihinsel hem ruhsal hem bedensel tarafları var.
zihin de aynı şeyi yapmaktan sıkılıyor, beden de aynı şeyi yapmaktan sıkılıyor. İşin bir de kaotik yani boyutu rutin, var yani. Rutin bedene de beyne de iyi bir şey değil. Şaşırt hiç beni şey diyor. Beni şaşırtıyor. Bir kere bu konuda yani şöyle bir sıkıntımız var veri çağında. Şimdi burada mesela 5 tane beslenme uzmanı olsa. Şimdi biz hocamla kafamız bayağı uyuyor aslında ama ters düştüğümüz bir sürü yer de var aslında. Konuştuğu çıkacak. Tabii ki öyle. Şimdi bizi ekranlarda seyreden insanlar evde çatal kaşık bekliyorlar bir şey yiyecekler. Uzmanlar bir şey de söylesin de yiyelim. Ama biz bile tam anlaşamıyoruz. Niye? Farklı ekollerden bakıyoruz çünkü. Burada veri, çokluk çağındayız dedim ya. Veri çokluğu çağında da çare şu. Temel kıstasları öğrenin. Bak hoca ne güzel 4 madde saydı. Ben de 5 madde koydum. Alın bunları. Mutfağınıza gidin. İşte eşinize, dostunuza gidin. Bunları deneyin. Kendiniz için formül üretin. Bu devir artık bilgi okyanusu içinde kişisel bilgeleşme devri. Hocam ben çok yani üzülüyorum bu yapacağız. Bilgi okyanusuna. Yani sürekli yani ben kendi adıma sıkıldım. Sürekli olarak kendini suçlu hissettiriyorsunuz insan. Eğer üstünüze alınmayın. İşte onu yersen ölürsün. Bunu yersen olur. İşte bu son derece sürekli, sıkıntılı. Ay Allah kahretsin ben canım istediği her şey yerim kardeşim noktasına geldim ben. Hiç umurumda değil yani. Normal ne diyeceksin. Benim kitapta bir bölüm var bak. Künefenin faydaları bölümü. Künefe. Şimdi künefe harika bir tatlımız ama yani böyle kitapta böyle bir bölüm olur mu? Onu yok yani herkes yemek ister. Şunu özetleyeceğim. Şimdi künefe her gün yenince öldüren bir şey bu kesin. Yani haftada bir de yeseniz büyük problem. Ama diyelim senede bir kere Antakya'ya gidiyorsun. Önüne koydular bir künefeyi. Dedin ki ben tatlı yemiyorum abi bırakın ama bir taraftan için istiyor. Uçağa bindin geri döndün bir hafta boyunca lan yemedik ya o künefeyi diye dövündün durdun. Vallahi onun stresi künefeden daha zararlı. Dolayısıyla bir kaşık bence al de. Bir şey olmaz. Bence yani aynısı. Hayatta hazın iyileştiriciliğini unutuyoruz. Hazın iyileştirici bir tarafı var. 100 yaşına, 150 yaşına, 120 yaşına kadar yaşayan insanlar efendim işte kimisi gece tatlı da yiyor, kimisi gündüz işte içkisini şarabını da ihmal etmiyor, kimisi bilmem bir sürü kötü diyebileceğimiz alışkanlığı da var ama baktığın zaman hayatın başka veçheleri de var. Evet. Hayata bir bütün olarak bakmayı biz unuttuk. Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2 sene önce de yayınladığı gibi ruh, zihin, beden üçlüsünün barış halinde olması. Bu. Yani sürekli açım açım diye gezerek sağlıklı olamazsın. Sürekli koşu bandında peki hocam bir reklam arası, bir reklam arası verebilir miyim izninizle? Bu bölümden aklımda kalan en önemli şey şu. Beyin ve beden sağlığı için, özellikle beyin sağlığı için sürekli hareket şaşırtın, sağlığı. Yeni bir şeylere odaklanın, yeni bir şeyler yapın, alışkanlıklarının dışına çıkın. Rutin iyi bir şey değil. Kesinlikle. Doğru mu anladık? Ama daha güzel bir şey var bir dahaki bölümde. Bir dahaki bölümde. Reklamdan sonra daha güzelini söyleyeceğim arkadaşlar. Lazım.